birbirimizi tanımalıyız ve bu topluluk Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez dinler arası diyaloğun olamayacağını bir kez daha yineledi. Eğer İslam coğrafyasıyla dünya Müslümanlarıyla yeni bir diyalog, yeni bir ilişki. Çünkü diyalog kelimesi üzülerek belirteyim kirlenen bir kelime olmuştur. Yeni bir ilişki biçimi eğer geliştirilmek isteniyorsa bu kilisenin kendisinin ilan ettiği dinler arası diyalog başlığı altında olmaz olamaz dedim. Çünkü neden öyle? Neden öyle? Çünkü Müslümanlarla Hristiyanlar arasında, Müslümanlarla Yahudiler arasında, Müslümanlarla herhangi bir din mensupları arasında hakka ve adalete dayalı olarak İnsani her türlü ilişki, insani sosyal her türlü ilişki olur. Ancak tevhidle teslis arasında diyalog olmaz. Bunu, bunu, bunu toplumlar, topluluklar birbirlerini kandırmasınlar diye söylüyorum ancak hakka ve adalete dayalı yeni ilişkilerin kriterleri konuşulabilir. Benim önerim şu oldu. Kudüs bugün üzülerek belirteyim bir çatışmanın merkezi olarak dile geliyor. Oysa Kudüs Kudüs her üç dinin de mukaddes kabul ettiği bir mekandır. Öyleyse Kudüs kriterleri başlığı altında birlikte yaşama ahlakının kriterlerini konuşalım birlikte yaşama hukukunun kriterlerini konuşalım yoksa bu öyle inanın son 40 yılda 1960'lı yıllardan bugüne kadar dinler arası diyalog başlığı altında yapılan hiçbir toplantı insanlığa hiçbir şey katmamıştır buna bizzat şahit olmuş olarak söylüyorum hiçbir şey katmamıştır. Neden? Çünkü kilisenin 1960'da kendi 60'larda kendi öğretisinin bir parçası olarak ilan ettiği bir başlıkla yol almak mümkün değildir.